Merhaba arkadaşlar. 12 Ocak Perşembe günü İzmir yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. İzmir'de altı koşulu bir program var. Dolayısıyla birinci koşuyla Altılı Ganyan başlıyor saat 15.30'da. 4 yaşlı Arap atları 1900 metreye de koşacak şartlı 4 koşuda 9 kısra izleyeceğiz. Baktığımızda burada bir numaralı İrem'im tabi 61 handikap son 4 yarışı kısa vade. Yani gruptan biraz farklı olsa da bugün için bu mesafeye ilk kez çıkacak. Geçen yılın tayları mesafe biraz uzayınca özellikle 1600'ün üstünde olunca biraz daha durumlar farklılaşıyor. Yani işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Hem 61 kilo gibi bir dezavantajı var. Tabi üstünde Mustafa Çiçek var o da bir avantaj. Ben yanına at yazmayı tercih ettim önceliğin bir numaralı İremim olsa da 6 numaralı Kumral Tay ve 4 numaralı Mehir haplada Şans vereceğim atlar olacak burada 1 6 ve 4 birinci koşudaki Şanslı gördüğüm Safkanlar İkinci koşuya geldiğimizde dörtte yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metrede koşacak handikap 15 koşu Yine dişilere ait bir koşu 8 kısrağı izleyeceğiz burada e 4'ünü değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Alis Karataş arasındaki 6 numaralı She is the Show olacak. Yarış kazanmaya yakın. Rakip olarak önereceğim safkanlar 2 numaralı Luyubov son iki yarışını ölçü almıyorum. Bugün için daha hazır, daha iyi bir performans bekliyorum 2 numaradan. Sonra 5 numaralı Prenses Duru ve son olarak 4 numaralı Enother Love yine şans verdiğim e, kısraklar oldu. Sıralamamda 6 2 5 ve 4 ikinci koşuda. 3. koşu günün en önemli koşusu. Kısa vade 8 Sfonza e, Francesco Sfonza adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. E, üçüncüsü düzenleniyor bu yıl ve ilk ikisini 6 e, numaralı atın ikürüsü Onur e, Yetkin Ekürüsünün Kuru Soğan adlı Safkan'ı kazanmıştı ilk iki yarışı bu koşunun. Bugün için ben tek olarak önereceğim Safkan Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 3 numaralı El Nino olacak. Ki ilk ikisine de katılmıştı bu koşuların ikisine de katılmış. 5 ve üçüncülükler yapmıştı. Bugün için daha formda 8 yaşındaki El Nino bugün bu kupayı kazanacağını düşünüyorum. Kadir Tokaçoğlu'yla ile 3 numara banko diyorum. Dördüncü koşu 3 yaşlı İngiliz sayılarının şartlı 3 koşusu 1400 metre mesafede 5 tay mücadele verecek burada. 3'ün eşit şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki 4 numaralı Heycut. Özellikle bir önceki ikinciliği çok iyi bir dereceyle e, ikinci olmuştu. 4 e, numara burada favorim rakipleri 2 numaralı The Raptor. 3 kez koştu. 1 2 1 yaptı. Şahane bir performans sergiledi şu ana kadar. Son olarak da 1 numaralı Must yine şans verdiğim son tay oldu. Sıralamamda 4 2 ve 1. 5. koşu Maiden bir koşu 1900 metre mesafeli 4 yaşlı Arap atlarının Maiden koşusu 8 at ilk birinciliği için mücadele veriyor. 1 ve 2 Ekürüp 4 ve 5 yine eküri olarak yarışa katılıyor. 2 atı yazdım değerlendirmeme. İlki 8 numaralı Yalnızay ki son yarışı oldukça tatminkar. Sürekli de tabelanın içinde. Ali Yıldız da bugün için ilk birinciliği ile tanışabilir. 8 numaralı Yalnızay. Yanına bir at önereceğim. sürprizi bir safkan muhtemelen. O da 7 numaralı varlıkça e, ki bu mesafeye koşmuş bir at var burada altı numara. Diğerleri ilk kez e, uz, uzun mesafede koşacak. 7 numaranın da bu mesafede iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. 8'in rakip olarak 7 diyorum. 8 ve 7 5. koşudaki tahminim arkadaşlar. İzmir Şirinyer Bodrum'unda son koşu altılı ganyanında son ayağı 18'de başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metrede koşacak. Şartlı 4 koşuda 10 atı izleyeceğiz. 3 ve 6 numaralı atlar da ekürü olarak yarışa katılıyor. Baktığımızda zorlu bir yarış. Yani 2 numarayı bir kenara koyarsak diğerleri oldukça zordu. İniş çıkışlı performans sergilemiş safkanlar, yaşları ilerlemiş safkanlar var. E, Tabi iki numara tek yazılıp o şekilde de bir kurgu yapılabilir. Bilmiyorum ben burada 6 yazdım değerlendirmeme. Sıra numarasına göre bir numaralı Holigan e, 1600 metrede daha e, iyi performans sergiliyor. 2 numaralı kapaklı can çok şanslı Vedat Abiş ile. altı numaralı Atik Atik ekürü avantajıyla Mustafa Çiçek yine şans vereceğim bir at. Sonra 800 numaralı Gökçe Star e, bu grupta muhakkak yazmak lazım Gökhan Gökçe ile. 9 numaralı o bir ses ve son olarak da 10 numaralı şif nefesi. Muhammed Mir Bilgin'le bir beyaz bayrak ayna yapmaya çalışabilir. Buranın sürprizini yapabilir. Sıralamamda 1, 2, 6, 8, 9 ve 10 oldu son koşulda arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere.